Merhaba arkadaşlar, ben Çılgın Misli. Şimdi size dünyanın yarıçap veya çevre hesabının nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunun için ilk olarak dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin dünyadan çok uzakta bir yerde olduğunu varsayalım. Dolayısıyla güneş ışınları dünyaya paralel gelecektir. İkinci olaraksa açının tanımını iyi bilmemiz gerekmektedir. Açı en böyle 2 pi katsayısı başta olmak üzere yay bölü yarıçap olarak verilir. Burada en çemberi kaça böldüğümüzün sayısıdır ve açının birim sistemini değiştirir aldığı değere göre. Yani en 360 değerini aldığında açının birimi derece, 400 değerini aldığında grad ve 2 pi değerini aldığında doğal açı birimi olan radyan cinsinden verilir. Ben bu çalışmada en değerini 360 olarak alacağım. Dolayısıyla verilen tüm açı değerleri derece cinsinden olacak. Şimdi günümüz teknolojisindeki verileri kullanarak dünyanın yarıçapını hesaplayalım. Bunun için iki şehir seçiyorum. Aydın ve Balıkesir şehirlerimiz olsun. Onların enlem açılarını kullanalım. Şu noktada Aydın şehrimiz ve şu noktada Balıkesir şehrimiz var. Şu açı Aydın'ın enlem açısı teta 1 ve şu açıya teta 2 diyeceğim. Bu da Balıkesir'in enlem açısı. Aydın şehrimizin enlem açısı teta 1 37.8 derece ve Balıkesir'in enlem açısı 39.6 derece. Şimdi delta teta nedir? Teta 2 eksi teta 1. Yani 39.6 dereceden 37.8 dereceyi çıkartıyoruz. Bunun sonucu 1.8 derece. Şimdi bildiğimiz değerleri şurada yerine koyalım. Şu formülü kullanarak delta teta 1.8, eni 360 kullanacağımızı söylemiştik. 2 pi delta s. Delta s burada delta teta açısının gördüğü yay parçasıdır. Yani Balıkesir ile Aydın illerimiz arasındaki kuş uçuşu mesafe, onun değeri de 200 kilometredir. Ve dünyanın yarıçapı. Burada 2 pi ile gözüme çarpıyor benim. Çevre hesabını yapmış olduk. 2 pi ile 360 bölü 1.8 ve 200 kilometre. 2 pi ile 200 çarpı 200 kilometre. Yani 2 pi ile 40.000 kilometre. Metre. Buradan yarıçapı da bulmak istersek eğer 4 bölü 2 10 üzeri 7 metre. Dolayısıyla 2 bölü 10 üzeri 7 metre. Literatürde geçen dünyanın çevresinin değeri 40.075 kilometredir. Bizim bulduğumuz değerse 40.000 kilometre. Hata hesabını yapacak olursak 40.075 eksi 40.000 kilometre kilometre
bunun sonu, bu işlemi yaptığımızda bunun sonucu 0.187. Yaklaşık olarak %0.2 yapar. Ve bu hata oldukça iyi bir değerdir. Neredeyse yok denilecek kadar azdır. Benim yaptığım çevre hesabını aynısını milattan önce büyük filozof ve matematikçi Eratosthenes de yapmıştır ve hesaplarımız birebir uyuşmaktadır. Onun koşullarında ve zamanında bu oldukça zordu. O günkü şartlar gerçekten kötüydü. O şartlarla günümüz teknolojisini kıyasladığımızda onun başarısının oldukça büyük olduğunu görmekteyiz. Bu konuyla alakalı Carl Sagan'ın bir videosu var. Çok güzel şekilde Eratosthenes'in bu hesabı nasıl yaptığını anlatıyor. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Başka Ankara Üniversitesi'nin Fizik Dünyası dergisinde bu konuyla ilgili bir çalışmanın içinde de bulabilirsiniz. Eratosthenes'in bu hesabı nasıl yaptığını. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.